Biraz hastayım ancak buna rağmen dinlenemiyorum. Niye dinlenemiyorum? Öyle abuk sabuk konuşmalar, paylaşımlar karşıma çıkıyor ki cevap vermek istiyorum. Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu haricindeki hiçbir adayın Erdoğan karşısında şansı yokken, tam da seçim sisteminin AKP lehine değiştirildiği bir ortamda, CHP Genel Merkez yöneticileri ve koltuğunu Kılıçdaroğlu'na borçlu olan isimler Türkiye gerçekleriyle örtüşmeyen açıklamalar yapmaya devam ediyorlar. O isimlerden biri de Eren Erdem. Cumhuriyet Halk Partisi'nin parlamento üyesi, parti meclis üyesi kendisi biliyorsunuz. Bizim TV adlı bir YouTube kanalına konuk oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı hakkında açıklamalarda bulundu. Eren Erdem bu yayında yapmış olduğu açıklamada CHP'nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur dedi. Noktayı da koyuyor beyefendi. CHP rozeti takan herkes net olmalıdır diyor. Eren Erdem ayrıca Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan karşısında %58 ile %42 gibi büyük bir farkla seçimi kazanacağını öne sürüyor. Yani Erdoğan %42 oy alacakmış, Kemal Kılıçdaroğlu da %58 oy alacakmış. %50 artı 1 değil bakın, %58. Ya siz nerede yaşıyorsunuz? Bu konuşmaları yapıyorsunuz, tamam iyi güzel de nerede yaşıyorsunuz siz? Sen sokağa çık, Anadolu'ya git, Karadeniz'e git, Doğu'ya git, Güneydoğu'ya git, hatta Akdeniz'e git. Ya bırak İzmir'e git. 10 kişiyi yakala. Kardeşim Mansur Yavaş mı aday olsun? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Yoksa Ekrem İmamoğlu mu diye sor. Eren Erdem. Sana iki kişi Kılıçdaroğlu yanıtını vermez. İzmir diyorum bak sana ya İzmir. İzmir bunların garanti şehri ya hani. Kemal Kılıçdaroğlu Tunceli dururken gidip İzmir'den aday oluyor ya hani. Ya kendi memleketinden adam aday olamıyor. Kendi memleketinden aday olmaya cesareti yok. Bir parti başkanı için memleketi çok önemlidir. Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanı rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu vardı. Bağımsız aday oluyordu Sivas'ta, rekor kurarak kazanıyordu, meclise geliyordu. Abdülhatif Şener de Türkiye Partisi'nin genel başkanıydı, o da Sivaslı. Aday oldu. Ya bırakın meclise girmeyi. %3, %4, %5 dahi oy alamadı. Sonra Abdülhatif Şener'e gittiler, Konya'dan birinci sıradan milletvekili adayı gösterip meclise soktular. Geçeceksiniz siz bu işleri ya. Bu adamlar mı siyaseti biliyor? Bu adamlar mı muhalefeti temsil ediyor? Sen beni temsil etmiyorsun Eren Erdem. Benim fikirlerimi, vatandaşın fikirlerini dinlemeden öyle CHP'nin fonladığı televizyon kanallarında, gazetelerde kalkıp da Kılıçdaroğlu kazanacak iddiasını bize sunamazsınız. Bir tanesi de Hakan Aygün Flash TV'de. O da aynı şekilde. Bağlayın kardeşim canlı yayına, sizinle ben tartışayım. Gerçekleri sizinle ben konuşayım.